Yollara. Yollara bile halı döşerim ben. Böyleyim. Yarınki iş için hazırlık. Uzun yola gidiyoruz. Nereye Sercan Usta? Pelkan'ım, Yücel'i ziyarete gidiyorum. Oo, çay içmeye gidelim hemen. Şerefsiz herif. Hepinize merhaba. Sercan Usta kanalına hoş geldiniz tekrar. Bugün Koray Usta ile beraber çalışacağız. Birazdan kendisini de göstereceğim size. Pekan'ın tarafına geldik. Biraz şehrin uzağındayız. Bu ev, şu an geldiğimiz ev devlet evi. Devlet evinde çalışacağız bugün. Devlete ait bu evin tapusu, öyle söyleyeyim. Bu evde kalan kişiler de ailesiyle sorun yaşayan, ailesinden kopmuş olan veya ailesi, örnek veriyorum, uyuşturucu kullanıyordur. Onlardan alınıp buraya yerleştiriliyor, o çocuklar burada yaşıyorlar. Tabi bunlar, bu evdeki yaşayanlar için yaşları yüksek. 15 yaşından büyük kişileri bu eve koyuyorlar. Ev 4 odadan oluşuyor. Biz bugün bunun halısını yapacağız, halısını döşeyeceğiz. Ve devlet buraya yerleştirdiği kişilerden para almıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Bu çocukları ailelerinden kurtarıyorlar ve bu evde yaşatıyorlar. Gelin size evi göstereyim. Şöyle önce evin bir etrafını görmek isterseniz, yanında yürüyüş parkı, bakın hatta orada bir çift yürüyor, görüyor musunuz bilmiyorum. Köpekleriyle beraber yürüyüş yapıyorlar. Yani böyle çok sakin bir sokakta. Bilmeyenler için göstereyim bu arada. Burada 3 tane çöpten oluşuyor arkadaşlar. 3 tane ayrı çöpünüz oluyor. Şu gördüğünüz sarı kapaklı olan recycle. Yani evinizdeki geri dönüştürülebilir çöpleri atıyorsunuz. Ne oldu? Yok, bir şey. Bir şey mi oldu? Yok, devam. Niye lan? Lan bir şey demedim. Sıçtım baştan çaktım. Yok tamam, sen devam et. Ben onu editlerim. Onda bir şey yok. Bu sarı kapaklı gördüğünüz çöpü evinize geri dönüştürülebilir eşyalar atıyorsunuz. Yani su şişesi olur, yoğurt kabı olur, karton kutu, o tarz şeyleri atıyorsunuz. Yeşil olan da yeşil çöplerinizi. Yani buradaki evler nasıl her tarafta çim var, işte ağaç dalları, şunlar bunlar. Şu gördüğünüz çimi biçiyorsunuz mesela. Onun çöpünü bu... Onun çöpünü buradaki yeşile atıyorsunuz. Bir de normal düz yeşil koyu kapaklı olan var. Bu da normal çöpleriniz. Geri dönüştürülemeyen ve bu yeşil olmayan çöplerinize bunu atıyorsunuz. Nedir bu? Örneğin pil. Pili bunu atıyorsunuz mesela. Kırık bir cam mı var? Örnek veriyorum. Bunu atıyorsunuz. Yemek artığı. Bunu atıyorsunuz. Bu detayı da belirteyim. Ve bu her yerde böyle. Her bölgede böyle. Şimdi evi gösterelim size. Şimdi eşyaları dışarı çıkartmışlar, o yüzden biraz zor olacak, göstereyim. Burası bir oda, odanın bir tanesi. Bu master bedroom, büyük olan oda. Buraya yerleşen kişi en şanslı olan kişi. Çünkü bu odanın büyük bir elbise dolabı var. Burası onun walk-in drop dediğimiz, elbiselerini buraya koyuyor. Bir de bu odanın kendi tuvalet ve banyosu var bu arada. Şurası işte duşa kabini, bir de tuvaleti, lavabosu falan kendi ayrı. Şimdi tam bu odanın karşısında, girişin sağ tarafında küçük bir salon var. Burası ön salon, burada bir salon var. Arkaya doğru devam ediyoruz. Burası da evin yemek bölümü, yani yemek salonu, yemek yenilen kısmı ve mutfağı. Mutfak burada abi, gördüğünüz gibi açık mutfak, Amerikan mutfak diyoruz ya. Öyle bir mutfağımız var. Mesela işte burada şu güzel yanında şu abi, kapalı böyle duvar içinde gömme dolaplar oluyor. Onlar çok güzel. Normal buzdolabı burada, işte mikrodalgası, fırını, bulaşık makinesi, ocağı, hepsi burada. Gel abi böyle, şurayı bir göster istiyorsan. Bak burada yemek masası, işte burada. Burada yemeğini yiyorlar. Şurada ayrı bir masa, sandalye olabilir. Orada hatta derin dondurucu var. Hemen bunun yan tarafında laundry'si, çamaşır odası var. Burada gene gömme bir dolap var. İşte çamaşır makinesi, kurutma makinesi var. Burada tuvaleti var abi. Tuvalet de burada. Şu kapıdan da bahçeye, buradan yandan da çıkış var. Bahçeye buradan da çıkabiliyorsunuz.
Hemen bunun karşısında yine burada bir gömme dolap var ıvır zıvırlar için. Burada ikinci, burada normal ortak kullanımda olan banyo tuvalet var. Yine duşakabin var, küveti var. Ve tuvalet yok buranın için. Tuvalet çünkü yan tarafta. Diğer çamaşır odasının iç tarafında. Dediğim gibi. Burası yemek bölümü. Burası evin arka taraftaki salonu. Şimdi burada eşyalar yığıldığı için belli olmuyor mu? Şu arkada oturma grubu falan var. Bizim için çıkartmışlar bunları, hazırlamışlar. Taşıma işi bizim değil. Biz ilgilenmediğimiz için bütün eşyaları odalardan çıkartıyorlar. Burada da 3 oda var salonun olduğu yerde. Tam bu karşımda bir oda var. Onun yanında bir oda var. Bir de bu tarafta bir oda var. Odaları da size ufakça gösterelim. Hepsi hemen hemen aynı boyutta. Odanın bir tanesi böyle. Şuraya geçelim. Odanın bir tanesi böyle. Burada şeyine gömme dolap var. Dolabı burada. Diğerleri de hemen hemen diğerinin aynısı. Şu yan tarafı hiç göstermiyorum. Ama arka bahçeyi gösterelim. Gel Tümer. Ve bu arada odaların hepsinde dikkat ederseniz anahtar ve kilit var. Her kalanın kendi anahtarı ve kilidi var. Burası da evin arka bahçesi de böyle. Yani dışarı bir oturum bahçe takımı koyup dışarıda yazları oturabilirsiniz. Son olarak diğer odayı da gösterelim size, bitirelim. Bu da evin diğer odası. Aynı şekilde dolabımız burada. Burada dolabımız var. Burada da yine bahçe kısmını görüyorsunuz. Evin bahçe kısmı geniş. Ve dışarıda göstermediğimiz bir de iki kişilik, yani iki arabalık double garajımız var. Evin girişinde kameranın açısında gördüyseniz. Evimiz bundan ibaret. Biz ne yapacağız? Odaları ve ön taraftaki salona halı döşeyeceğiz bugün. Bitmiş halinde size sonra gösteririz. Evet, şimdi iş bitti. Bitmiş halinde göstereyim size. İçerisi biraz kalabalık, o yüzden maske takmak zorundayım. Şimdi gelirler bizi işi bitirdiğimiz gibi. Hadi içeriği göstereyim ne alemde. Evet, ön taraftaki salon. Diğer oda, büyük oda bitti. Buraya diğer görevler geldi, eşyaları taşıdılar. Burası işte giyinme dolabı. Burada benim malzemelerim. Bunlar da tartışıyorlar. İşlerini bitirdiler. Diğer oda bitmiş haliyle. Son bu odayı yaptım. Burada şu plastikleri de girişine koyuyoruz. Yandaki oda da bunun aynısı. Onlar şimdi yavaş yavaş eşyaları taşımaya başlayacaklar. That's it. Bu kadar. Yaptık gitti. Hadi evimize gidelim. Saat kaç? Saat 1'e 5 var. Sabah 8'de mi başladık Koray? Koray Usta. Saat 9'a geliyordu. Yani 9'a geliyordu. Saat 9'da başladık. 1'de bitirdik. Güzel iş. Sonraki videolarda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.